Orta Nokta'dan herkese merhaba değerli izleyenler. Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı. Galatasaray mücadeleyi 10 kişi tamamladı ve iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Haftalardır bu derbi bekleniyordu tabii ki Türkiye futbol kamuoyunda ama beklentiler karşılandı mı? Biraz bunu konuşacağız tabii ki. Seyir zevki açısından nasıl bir derbi oldu? İki takım nasıl oynadı ve tabii ki karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın da performansını değerlendirmek gerekiyor. Bu derbi için Oğuz Çetin, Ali Ece ve Nihat Kahveci ile birlikte bu karşılaşmayı yorumlayacağız. Oğuz Hocam sizinle başlayalım. Nasıl bir maç oldu? Genel bir yorumunuzu rica edeceğim. Evet, yani seyir zevki güzel bir maç olmadı. Tamamen amaca yönelik bir maç vardı. Bana göre bugün öne çıkan isimler daha doğrusu başta Cüneyt Çakır, ikincisi Igor Tudor, daha sonra oyuncular, teknik oyunculara girebiliriz. Yani ben Cüneyt Hoca acaba diyorum Avrupa'da yönettiği maçla Türkiye'de yönettiği maçlar arasında dağlar kadar fark var. Şu maçı Avrupa'da yönetmiş olsaydı kaç tane daha sarı kart ve kaç tane kırmızı kart ya da penaltı, bunları Avrupa'da rahatlıkla uygulayan bir karakter Süper Lig olduğu zaman, özellikle derbi maçları olduğu zaman tamamen idare eden, büyük tolerans gösteren, maçın dengesini aman ben bozmayayım diyen, aslında adaletli davranmayan bir tutum içerisinde. Bugün son derece pozisyonlara duyarsız kaldı. Bugün çok daha farklı bir oyun oynanabilirdi. Yani onun için Cüneyt Hoca'nın bu tip maçlardaki tutum davranışı, ki geçen yıllarda da bunu yaptı bu tip maçlarda, ben tasvip etmiyorum. Onun dışında güne damga vuran isim tabii ki Igor Tudor'du. Programdan önce de konuştuk. Bir maceraya girmesi, arayışa girmesi, yaptığı taktiksel anlayışın dışında bir de onun gerginliği, stresi, taraftara yönelik, hakeme, oyunculara, yani maçı geren ve maçın gidişatına direkt tesir eden bir teknik adam görüntüsü çizdi. İşte maça üçlü başlaması, 19. dakikada Serdar oyundan alıp dörtlü defansa geçmiş olması, bütün oyuncuların o özgüvenine yönelik bence olumsuz davranışı maç, tamamen Fenerbahçe'nin lehine oldu. Fenerbahçe çok doğru mücadele etti. Yani Aykut Hoca'yı o yönde kutlamak isterim. Galatasaray'ın daha maçın 19. dakikasına kadar olan bölümde müthiş bir şekilde kaos futboluyla Fenerbahçe'yi biraz dağıtmaya çalıştı. Plansız, programsızdı bu 19 dakika. Dörtlü defansa geçtikten sonra oyun dengeye geldi. Fenerbahçe avantajı eline aldı. Ama Aykut Hoca'nın da özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra bu maçı dengede tutayım, aman riskleri düşüreyimden ziyade biraz daha bu maçı isteyebilirdi. Bu maçtan 3 puanı alırım düşüncesiyle belki oyunculara daha farklı bir dışarıdan etki yaratabilirdi. Ama genel anlamda baktığımızda tamamen sinir harbi içerisinde, oyuncuların iyi niyetli olmadığı, özellikle Galatasaray tarafının, Igor Tudor'un stratejisi doğrultusunda maçın her anında ciddi faullerin yapıldığı, sürekli oyunun durduğu, seyredenlere keyif vermeyen mücadele futbolunu izledik. Beklentilerim aslında daha yüksekti bu maçta. Hocam, bıraktığınız yerden bir soru yönelteyim. Mesela geçen hafta Aykut Kocaman basın toplantısında biz Türk Telekom Stadyumuna gidip Galatasaray'ı yeneceğiz dedi. Yani maçın gidişatına baktığınızda rakibi 10 kişi kalmış.
bir teknik adamdan bahsediyoruz. Oyuncu değişiklikleri yine Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin bir oyuncu değişikliği hakkı daha vardı. Bunu değerlendirdiğinizde geçen haftaki demeciyle maç içindeki tutumunu birbiriyle paralel görebiliyor musunuz? Şimdi dışarıdan biz de bunu çok rahat konuşuyoruz. Özellikle 3. oyuncu değişikliğini maçı isteyen bir hocanın çok daha önce yapabilmesi lazım. Bu mesajdır, takıma bir mesajdır, oyuna mesajdır ki daha fazla baskı yap, oyunu oraya yık, gol arama adına. Fenerbahçe sanki berabere de bilse bu iş tamamdırcasına son o kaçtan sonra kaçta oldu kırmızı kart? 72. 72-73. Yani son 20 dakika aşağı yukarı. Oyun Fenerbahçe'nin elindeydi ama ben bu maçı alacağım görüntüsünü vermedi. Bunda da tabii oyuncu değişikliğinin son dakikada yapıldı sanırım. Evet. 89'da yapıldı. Ozan'ın yerine Atıf girdi. Yani çok geç oldu. Ama tabii çok dengeler var. Aykut Hoca için çok kritik bir hafta. Tabii ki kazanması mükemmel olurdu. Ama kaybetmemek için onun açısından da çok önemliydi. Dolayısıyla riskleri de fazla büyütmedi. Oyuncu değişiklikleri Valbuena ve Soldado. Valbuena çıktı. Alper girdi ki Alper oyuna tempo katabilir, mesafe kat edebilir. Takımı hücuma götürmede önemli bir ayaktır. Doğrudur. Soldado, Jansen, tamam Soldado çok kaliteli ama Jansen de çok iyi bir maç çıkarıyordu. Acaba orada riskleri biraz daha büyütüp bu işi ben götüreceğim diyebilir miydi? Bunları sorabiliriz. Mutlaka. Sevgili Ali, seninle devam edelim. Galatasaray'ın sezon başından bu yana bir temposu vardı. Bu karşılaşmada o tempoyu pek fazla göremedik. Galatasaray mı tempoyu artıramadı yoksa Fenerbahçe Hayır, mi burayı tamamen bir Tudor'un hatası. Başlangıç, maç başlangıç. Çok saçma. Maçtan önce de eleştirmiştim. Kazansa da aynı fikirdeyim. Yani 8'de 7 galibiyet bir beraberlik aldığın düzen yerine, oyun planı yerine saçma sapan gereksiz 3 stoperle kendi kendine sıkıştırıyorsun. Savunma biçimi, hücum biçimini belirler der. Ben demiyorum, Josep Guardiola diyor. Ben de katılıyorum yani bu kadar iyi bir teknik direktör, bu kadar yüksek maaşı alan bir teknik adama. Yani o savunma biçimiyle hücumda da daha önceki 8 maçta gösterdiğin hücum aksiyonu zenginliğini gösteremezsin, gösteremedi Galatasaray. Fenerbahçe'nin iyi yaptığı şeyler vardı ama şuna gelelim. Sahanın en kötüsü kesinlikle Cüneyt Çakır'dı, kusura bakmayacak. Bütün kabahati onda, tamamen onun hatası. Dünyada bu kadar ünlü bir Türk hakem, faal, nüfuzu bu kadar yüksek, etkisi yüksek hakemler üzerinde sen o zaman yazın, Haziran ayında arkadaşlarını alacaksın, meslektaşlarını. TFF'nin kapısına dayanacaksın. Video hakem var hocam her yerde. Başkan, bize de getir. Yıldırım Demirören derse ki Cüneyt'ciğim biraz masraflı falan, bizim maaşımızdan kes. Ne var ya, her hakemden 2000 lira kesince oluyor, o çıkıyor, ben hesapladım yani. Atla deve değil ki. Böyle işte idareyi maslahat yapmak zorunda kalmazdın. Videodan bakardın, kararsız kalmazdın, elini güçlendirirdin. Ya dünyada sen bu kadar iyi yönetiyorsun. Daha önce söyledim diye bozuldu. Yine söylüyorum çünkü yine aynı şey. Bakın arkadaşlar. Maç kim arasında oynadı? Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray taraftarının hepsi şikayetçi. Cüneyt Çakır'dan Fenerbahçe taraftarının hepsi şikayetçi. Ali Ece de şikayetçi. Oğuz Çetin de şikayetçi. Nihat Kahveci de, değil mi? Senin adına konuşurum ama sen beğenmedin. Siz beğendiniz mi Erkut Bey hakem performansını? Kesinlikle beğenmedim. Demek ki yani kötü yönetti. Çok basit. Şimdi aslında bir araya şöyle girmek istiyorum. Oğuz kendi Hocam dedi hatası ya, bu. Maçı kendi dengeleme hatası. Aslında bu. Maçı kendi akışına bıraksa maç 2-2 bitecek. Yo, maç 0-0 bitmesi için. Hayır, 2-2 bitecek aslında maçı kendine bıraksa. Çakır özellikle kırmızı kart çıktı. Doğru. Ama daha başa çıkması gereken bir sürü kart var. Çıkan bir sürü kart var. Yan hakem Tarık Ongun oldu yine. Yazık. Yani yazık Tarık Ongun'a. Aslında aralarındaki en iyi hakem o. Saçma sapan Türkiye'deki kas sistemi var. Almanya'da nasıl biliyor musunuz? Yardımcı hakem çok iyiyse orta hakem yapılıyor. O mesela bir hanımefendiyi düşünün. Var ya bir tane böyle bayan hakemi diye çıkarsa asıl cinsiyeti değil. Hakemlikteki kalitesi onun önemli. Dördüncü ligde yardımcı hakemlikten Bundesliga 1'de birinci hakemliğe yükseldi. İyi. Yazık yani. Adam böyle yan hakem diye onun kafaya yağıyor. Cüneyt Çakır vermiyor ona. Cüneyt Çakır'ı da atmasınlar, yanlış anlaşılmasın. İkinci ama bu ya. Bir başka Fenerbahçe Galatasaray derbisi yine. Kafası yarıldı maçtan önce. O yine maçı oynattı. Yine oynatmak için şey yaptı. Yalnız maç bayağı durdu bu arada. Cüneyt Çakır artı 3. Niye? 0-0 bitsin. İdareyi maslahat şiiri vardır Can Yücel'in oradaki gibi. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Rütük var. Yani gerçekten olmaz ya. Ya sen Avrupa'da bu kadar iyi maç yöneteceksin. Maç bitti, biz seni konuşmak zorunda kalacağız. İsyan ediyorum ben bu durumu. Cüneyt Çakır gidip sen söyleyeceksin ki madem ben senin değerli hakeminizim, arkadaşlarım adına geldim, video hakem koyalım. Görüntüleri biz izleyelim, bu iş Ali Ece'ler falan tekrar tekrar izleyip bizi böyle doğramasın. Doğramak zorunda kalıyoruz. İçimden gelmiyor gerçekten.
Ama maçın o kadar önüne geçti ki hatalarıyla. Sevgili Ali'cim zaten pozisyonları görüyor. Görmediği bir pozisyon olsa sana katılacağım da güzel, görüyor. Güzel, bu pası size atmak istedim. Hocam, sizin kadar demeyin. Görüyor yani. Mustafa hocam, Galatasaray'ın, buyurun, Galatasaray'ın penaltısında Cüneyt Çakır'ın o kadar güzel fake'i var ki sağ tarafa koy, Rodriguez'den daha iyi çalım atar o fake'le. Böyle yaptı, hani göremediğime getirdi. Bence gördü, bilmiyorum. Ama sadece o pozisyonda kalma. Ben Serdar Aziz'in pozisyonunda aynen, da aynı şeyi aynen düşünüyorum. Hiçbir şey yokken öncelik alan Yansen ama yine idare etmek için düdük çalıyor orada. Hasan Ali'nin pozisyonu elinde. Hasan Ali'ninki zaten ana konu. Fenerbahçe aleyhine, Galatasaray aleyhine. Bu kadar çok hata yapılmaz mı derbi maçında? Kaç dakika oldu başlayalım? 10 dakika oldu. Cüneyt Çakır'ı konuşuyoruz. Oğuz Hocam maçla ilgili analizlerini söyledi, görüşlerini söyledi. Demek ki futbol adına hiçbir şey yoktu. Futbolla ilgili bir şey konuşamadık. Maç öndeki, öndeki programda nasıl veda ettim? Umut ediyoruz burada hakemi konuşmak zorunda kalmayız diye veda. Yani artık derbilerde bunu bekliyorsun. Diyorsun burada ama orada verdiğim mesaj şu. Kesin Cüneyt Çakır'ı konuşacağız diye. Sen de gayet bu işin sen büyük ustasın. Bırak şimdi. Özellikle böyle akıl oyunları falan. Eski programlarının da tecrübesiyle daha önce kanallarda. Türk Telekom Arena, Türk Telekom Stadyumu'na gidelim. Cengiz Özyalçın konuşuyor. Etkilemiş olabilir. Maç berabere bitti. Bu beraberliği ben üzüntülü karşıladım. Puan hesaplarımız böyle değildi. Şimdi önümüzdeki hafta Trabzon var. İçeride Gençlerbirliği, ondan sonra Başakşehir, ondan sonra Alanya ve ondan sonra Beşiktaş. Demek ki bizim önümüzde 5 tane zor maç var. Bu maçın berabere kalması Galatasaray için puan bakımından bir anlam ifade hem ediyor hem etmiyor. Etmemesi tersten başlarsak rakibimizle aradaki puan farkı aynen devam ediyor. O zaman Beşiktaş'ın Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Yorum yapmayacağım. Söylemeyeceğim. Sonuç ne şekilde biter diye. Ama bir puandır. Bir puanı hesap etmek mecburiyetindeyiz. Galatasaraylılar Mayıs ayını sever. Mayıs ayını sever. Şimdi bak ne konuşuyordu ama nereye döndürdü ya. Ona da geleceğiz. Taraftar soralım, sarı kırmızı taraftar bugün 51 bin seyircimiz taraftar. Tabii güzel koreografi vardı. Koreografi güzeldi. Bundan sonraki maçlarda yine aynı kalabalığı göreceğiz, aynı coşkuyu göreceğiz. Galatasaray'ın seyircisi bu maçta iki tane şeyi vurguladı. Bunlardan bir tanesi sportif başarı, kulüplerin ekonomis yapısıyla özdeşiyor. İkincisi seyirci, bizi seçen genel kurul üyeleri ve de taraftarımız Galatasaray'ı Dursun Özbek ve onun yönetim kuruluna inandıkları vakit, Galatasaray'a sahip çıktıkları vakit başarının olağanlaşacağı ve çabuklaşacağını gördüler. Ben Galatasaray'ın Mayıs ayını sevdiğini düşünüyorum. Lig maçıdır. Namalumuz. Bugün daha değişik bir seyirci ve sonuçla yanınıza gelmek isterdim. Söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Başkan. Ha canım. Penaltı pozisyonu var Hasan'ı kaldırma eline çarpan. Onun için ne söylemek istersiniz? Şimdi sen futbolcusun. Siz de futbolcusunuz. Taça kollere oynar gibi kabul etmeyin. Ben protokol tribünde Sayın Başbakan'ın yardımcısıyla beraberdim. Önümüzdeki kişiler kalkıyor. Hatta birinci devrede ya keşke şu protokol tribünü yükseltsek de o şekilde görsek söyleminde bulundum. Ben penaltı pozisyonu için sadece şunu söyleyeceğim. Sadece penaltı pozisyonu için değil, tüm maçla ilgili seyirci
çıplak gözle maçı izledi. Televizyonda da izleyeceğiz. Yazılı medyada bir durum değerlendirmesi yapacak. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu o zaman göreceksiniz. Sayın Başkanım, genel kemede gelen yabancı isimler var ve bununla ilgili biraz sürü yaptığını oyun bir süre durdu. O teknik konu. Şimdi benden sonra sanıyorum teknik işlerle ilgili, hakemin kararıyla ilgili daha somut ve gerçekçi bilgileri kardeşim söyleyecek. Çok teşekkür ederim. Cevap alabileceğim olarak bir soru sormak istiyorum size. Galatasaray'ın bu maçla ilgili zor bir seriye gireceği söyleniliyordu. Her maç zor. Sevgili dostum, bir dakika. Bak. Galatasaray'ın bugüne kadar kolay bir seride bu galibiyetleri elde ettiği söyleniliyordu. Anladım, ve bu anladım. Anladım. O zaman Avrupa'yı kasıp kavuran bir rakip takım o günkü şartlar altında sondaki takıma Ankara'da yeniliyor. Nasıl oluyor? Yani biri liderliği kovalıyor, Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Öbürü İstanbul şeydeki Türkiye liginde sonuncu bir takım. Nasıl yeniyor? Nasıl oluyor? Başka bir takıma gidiyor. Yarım düzde bir gol atıyor başka bir takım. At bak bakalım puan cetvelini, at bak bakalım ilçelerine. O bakımda ben sana katılmıyorum. Türkiye liglerinin bundan sonra bak, Türkiye liglerinin hoş tarafı şu. Artık küçük büyük yok. 3-0 galipken 4-3 mağlup duruma geliyor. 6-1 yeniliyor. Öbür takım Beşiktaş, ismi lazım söyleyeyim artık, Gençlerbirliği'ne yeniliyor. Nasıl oluyor bu? Gençlerbirliği de Göztepe gibi bir takıma 3-3 berabere kalıyor. Demek ki takımlar denk, mücadeleci. Bana bir İngiliz liglerini hatırlatıyor, öyle mi? Yani İngiliz liglerini hatırlatıyor. Hoş bir şey, güzel bir şey. Burada puan çok önemli. Biz bir derbi atlattık. Bir derbi bitti. Şimdiki derbi var. Bir bakacağız pazartesi günü ne oluyor? Çünkü o iki takımla da işimiz var. Bugün berabere kaldığımız takımla biraz önce söylediğim gibi aradaki puan farkı aynen duruyor. 8. Şimdi bakacağız. Beşiktaş gitti. Gitti. Başakşehir gitti. Gitti. Berabere kaldı. Fenerbahçe'nin puan alması yarışta olduğunu gösteriyor mu şampiyonluk? Ben sadece Galatasaray'la ilgili fikirlerimi söylerim. Evet sevgilim, başka takım beni ilgilendirmez. Ben Galatasaray'ım, bizi Galatasaray ilgilendirir ve biz Mayıs ayını bekliyoruz. Taraftarlarımıza en güzel armağanı Mayıs ayında vermeyi çok çok severim. Çok ben teşekkür ediyoruz. Nasılsın benim canım? İyi. Sağ olasın. Cengiz Özyalçın'ın açıklamaları bu yöndeydi. Biz en son Cüneyt Çakır'da bırakmıştık ki Galatasaray cephesinden de hakem kararlarıyla ilgili bir yorum gelecek. Şu sözü gördüm şimdi sosyal medyada. Şota Arvalatse'nin bir sözü. Cüneyt Çakır bir maçı istediği sonuçta bitirebilir açıklamasını güzel ya, yapmıştı. Ben de Şota. Şota çok zeki biridir. Ben de kendimden daha zeki birinden örnek vereceğim. Süleyman Demirel. Yani Süleyman Demir'in efsane lafı var ya, meseleleri mesele olarak görmezseniz mesele olmaktan çıkarlar. Cüneyt Çakır'ın hakemliği de bugün öyle. Süleyman Demirel var idi. Pozisyonları pozisyon olarak görmezseniz hocam pozisyon olmaktan çıkarlar. Bir de çok efsanedir yine, son noktayı koyacağım. Cüneyt Çakır'ı ancak böyle Süleyman Demirel'le anlatabilirim. Yani o Şota'nın dediğine de paralel olarak. Süleyman Demirel diyorlar ki bana, ya söyle Türkiye'nin durumu nasıl diyorlar. Diyor ki bir kelimeyle sorarsanız iyidir. İki kelime sorarsanız iyi değil. Cüneyt Çakır da aynen. Pozisyonu sorarsınız. Penaltı mı? Bir kelimeyle penaltıdır. İki kelimeyle penaltı değildir. Hakikaten böyle. Ne gerek var? Sen Avrupa'da, dünyada bu kadar iyi maç yönetiyorsun babacığım ya. Ne gerek var ya? Ya vuracaksın elini masaya abi. Sen ülkenin en iyi hakeminsen. Ağırlığını koyacaksın. Federasyon diyeceksin ki şartlarımız... Ha, Oğuz Hoca diyor ki Ali'cim video olsa da bence böyle yapardı diyor. Orada topu size atıyorum yeniden. Yani. Video hakemle de sonuçta karar. Hakem de değil hakem mi? İstediği de. Zaman bu arada durur, şöyle bir kaldırır. Bilgi verebilir miyim? Hani üzerinde yorumladığımız için söylüyorum. Ben bunu FIFA kokartlı bir arkadaşımdan, hakem arkadaşımdan aldım bu bilgiyi. Mesela işte İtalya'daki, Almanya'daki durumu sordum. Orada video hakem var diye. Mesela onunla video hakemle ilgili bir şeyleri konuşmaya kalktığımda bir bilgisi olmadığını görüyorum. Ayrıca şunu söylüyor. En az 2 sezondur İtalya'da ve Almanya'da bunun testlerinin yapıldığı söyleniyor. Ve bu hakemlerin, yani şu andaki faal hakemlerin bu testlerin içinde yer aldığını söylüyor ve kendilerinin hiçbir maçta video hakem uygulamasının içinde olmadığı söyleniyor. Yani diyor ki minimum bir yıl sonra,
Hani bugün başlasak bir yıl sonra biz video hakem sistemine geçebiliriz. Yani şöyle bir algı var. Devre arası geçelim, sezon sonu geçelim. Geçersek yine hüsran olur. İtalya bunu 2 yıldır deniyor. Çok doğru. Önce toplum bunu kabul edecek. Çünkü toplum futbolla çok yakından ilgileniyor. Ama ne fark eder? Yani şimdi bu gördüğü pozisyonları vermeyen, istediği şekilde yorumlayan bir hakem, video hakem hakemlik gelirse onun şeyin baskısı altında mı verecek? Yine vermez. Dolayısıyla bence önce etkin futbol çevresinin, sonra da toplumun bu konuda iyice bilinçlenmesi lazım. Yoksa ona 14 yabancı nasıl getirildi bir gecede? Bu da getirilir. Sonra en önemli hakemin videoda gördüğünü bile vermez. Görülüyor, onu bile vermez. Daha büyük şey çıkar. İnsanlar isyan eder. Yani hatta şundan da bahsettim. Mesela UEFA organizasyonlarıyla FIFA organizasyonları arasında da fark var. Mesela UEFA'da bir organizasyonda ya da İtalya Serie A'da sizin kulağınıza söyleniyor o. Orada bir hakem heyeti var. Diyor ki penaltı değil ya da offside değil. FIFA'nın organizasyonlarında işte bunu konfederasyonda gördük. Hakem bizzat gidip kendisi izliyor. Burada bile bir ayrışma söz konusu. Yok bunun yok, doğal mecrasında gitsin daha iyi. Bunun denemeleri olmadan bunu yapmak bizim için herhalde büyük bir handikap olur. Bu arada Cengiz Başkan çok sevdiğimiz bir karakter. Tek yönlü değil. Benim söylemlerim de yanlış anlaşılmasın. İki taraf için de aynı. Denayer mesela bana göre kırmızı kartı direkt yemesi lazım gibi. Veya diğer pozisyonda golü iptal ettiği gibi. Onun için iki tarafında i̇ki ben taraf o açıdan söylüyorum. İki taraf için de kötü kararlar vardı. Program başladığımızdan beri Cüneyt Hoca'yı konuşuyoruz. Evet, haklıyız onu konuşmakta, hatalarını konuşmakta. Ama diğer taraftan da için gerçeklerini bir görmemiz lazım. Bir kere bugün dikkat ediyorsunuz. Bütün derbilerde güzel bir atmosfer olur. Seyircinin ateşli şarkılar söylediği. Bugün böyle sessiz bir TT Park vardı. Bu neden? Sahada futbol oynamadığı için. Seyirci ne zaman maçın içine girdi? Hep Cüneyt Hoca'nın yanlış kararlarında, verdiği kartlarda, vermediği kartlarda, penaltı pozisyonlarında. Hep seyirci o an oynayı. Çünkü futbol yoktu. Ben burada en çok eleştireceğim takım Galatasaray olur. Neden? Maç öncesi baktığımızda formda, oyunun her yerini oynayan, kanattan, ortadan, ceza sahasında çoğalan, şut atan, bol gol sürebilen bir Galatasaray. Kendi sahasında. Yenilgisiz bir Galatasaray. Kendi saha ve seyirci önüsünde istekli, arzulu olacağını beklediğimiz bir Galatasaray. O yüzden Galatasaray bugün daha çok eleştirilmesi gereken takım diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin oynadığı zaten bir futbol vardı. Hiçbir zaman maksimumuna gelememiş, istikrarlı bir oyun oynayamamış Fenerbahçe. Oyunun çoğu maçlarda kilitlenmiş, pozisyon üretilmiş bir Fenerbahçe bugün yine sahadaydı. Ama onun dışında da yine Fenerbahçe derbilerde öyle ya da böyle hangi statta oynarsam oynayayım tecrübesini gösteren bir Fenerbahçe vardı. Ki maçı da alabilirdi. Özellikle 10 kişi kalmış, son 15 dakika oradaki yapılacak hamlelerle maçı bile alabilirdi bu kötü oyunu. Almalıydı. Almalıydı. 8 puan fark var. Evet, sen 10 senin yenmen gerekiyor. Ama niye oyundan hem Valbuena çıkıyor hem Dünya öncesi, hem de şey çıkıyor, Yansen çıkıyor. Çok saçma. Maç öncesi yapılan açıklamalar, teknik direktörlerin olsun, futbolcuların olsun, hem Fenerbahçe adına hem Galatasaray adına sahada tam tersi bir oyun vardı. İkisi de memnun. Ben yenilmedim. Ben şu o da beni yenemedi. Nihat'a katılıyorum. Galatasaray'da bütün avantajlar, taraftarı, stadı, puan durumu, oynadığı oyun. Ama bunu bu hale getiren, program başında dedim, aşırı motivasyon. Bu aşırı motivasyonu veren kişi de Igor Tudor. Onun sağ kenarındaki tutumu, soyunma odasında maç oynanırken bir maça bu derece agresif çık ama bu derece yani sinir harbi içerisinde bir futbolla başlanabilir mi? Her şey senin elinde, avantaj sende. Ama hocanın yapısı takıma sirayet ediyor. Hoca zaten ikilemler yaşamış. Hem psikolojik olarak takımı bu yönde etki ediyor, olumsuz, aşırı stres. Diğer taraftan taktiksel olarak da bir şey icat ediyor, üçlü başlıyor. Ve 19. dakika herhangi bir sebep yokken bundan dönüyor. Ve oyuncunun elinden özgüvenini alıyor. Ha ondan sonra da Fenerbahçe kısmı gelebilir maçın son bölümü. O konuda da eleştiri yapılabilir. Bir de şunu söyleyeceğim. 9 maç değil mi? 9 maç sonucu 7 galibiyet 2 beraberlik. Lidersin. Rakiplerinin 9 puan önündesin. 8 puan her neyse. Sevgili Cengiz Özyalçın
maç sonu açıklamalarında kendi takımından daha çok Beşiktaş'la ilgili konuştu. Değil mi? Yani lider olan arkasına çok bakmaz, önüne bakar. Ama demek ki bugünkü beraberlik, bu oynanan oyun, fikstürün zorlaşması, Trabzon'a gidilmesi, ondan sonra zor maçların olması birazcık bu Galatasaray'da tedirginlik başlıyorunda işaretidir diye düşünüyorum. Bir de iki takıma da büyük saygı duyuyorum. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri, Fenerbahçe öyle. En çok konuşulan derbidir. Normal olarak çok büyük taraftar kitlelerine sahiplerdir. Hatta kimileri tarafından dünya derbisi olarak adlandırılıyor. O statüye de koyuyorum, saygı duyuyorum. Ama dünya üzerinde belki oynanan en kötü futbollar hep genelde son dönemlerde Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında oluyor. İsim olarak çok büyük ama futbol olarak bir o kadar da rezil bir oyun vardı yani sahada. Bugün özellikle biz hani maç öncesinde de yaptığımız programda biraz daha zaafları olan ve zaafların değerlendirilmesi gereken takım olarak Fenerbahçe'yi ön plana çıkarmıştık. Yani nedir bu? İşte stoper ikilisinden bahsettik. Orta alandaki zaaftan bahsettik. Bunu kullanamadı herhalde Galatasaray. Ya da kullanmaya yönelik bir planı yoktu. Yani üçlü savunmayla çıktığınız bir planı var gibi duruyor ama bundan geri dönüyorsunuz. Tabii. Sonrası oyuncu değişikliği. Örnek verelim. 10 kişi oynuyorsunuz. Fenerbahçe karşısında kontra atak yapmak istiyorsunuz. Ve Gomis'i çıkarıp Eren'i alıyorsunuz. Evet, bunu da konuşmak lazım. O artık maçın son bölümü beraberliğe razı olduğunun göstergesi. Eren başka bir şey değil o. Canım, kontratak yapılır mı Eren'le? Nasıl yapacak? Yok yani tamamen skoru tutma adına yapılan değişiklikler. Esas çıkardığı 11'de öyle bir şey yok. Hani beklenen 11. Bu 11'i biraz çevirsen 4-2-3-1'i yine oynardı sol tarafa Denayer'i atarak. Burada hocanın o stratejik hatası oyuncuların elinden güveni aldı. En önemli konu bu. Yani bu oyuncular oynayan oyunculardı. Sen onları 19 dakika boyunca kaosun içine sürükledin ve geri adım attın. Burada Fenerbahçe'nin de çok tecrübeli, olgun, doğru savunma yapması vardı. Takım halinde bunu çok iyi becerdiler, alan vermediler. Galatasaray'ın hatası ama Fenerbahçe'nin doğru oyunu gol noktalarında Galatasaray'ı tamamen etkisiz hale getirdi. Bugün mesela iki takımın da hani bir akan oyun ortaya koymaması, gerçi Fenerbahçe ikinci yarıda belli bölümlerde eline paslarla sürekli bunu denemeye çalıştı ama ceza sahasını pek fazla düşünmeyen bir takım gördük ki birçok avantajı eline geçirmişti. Yani hem fiziksel olarak öndeydi Galatasaray'da hem de sayı olarak öndeyken bunu kullanamadı. Son diğer taraftan dakika. Da evet. Hocam. Diğer taraftan da mesela Galatasaray'ın o eski temposunu, o akan oyununu sergileyemediğini gördük. Yani burada psikolojik etkenler mi? Ya psikolojik ön planı çıkarıyor. Bir kere mücadelenin olduğu bir maçtı. Çok gereksiz faullerin, agresifliğin olduğu bir maçtı. O yüzden futbol oynanmaz. Bugün Tottenham Liverpool oynamış. İlk yarı 4 tane faul var. Bizim ilk yarıda 21 tane faul var. 21 faulün olduğu bir oyunda akıcılık bekleyemezsin. Barcelona bile akıcı olamaz. Sen Barcelona'ya 2-3 pas yaptığında indirdiğinde hep oyun duracak. Öyle bir şeyle akıcılık bekleyemezsin. İşte onda da Oğuz Hoca'nın bahsettiği gibi Tudor 8 puan öndesin, kendi sahandasın. Surat hali bir kere gergin. Takıma yansıyan bir gerginlik. Tabii ki ona da kim bilir neler, o da sonuçta maçın öneminin farkında. Yendiği takdirde neler olacağını, yenildiği takdirde çok üzerinde baskı olacağını farkında. Ama yani vücut duruşu olarak rahat olup takımına yansıtabilirdi. Çünkü Galatasaray oynayan takım, formda bir takım. Yani kişisel becerileri çok yüksek bir takım. O gerginlikten dolayı o kadar da faullü ikili mücadelenin olduğundan dolayı hiçbir akıcı oyun göremedik. Yani resmen hani bitmeyen derbi derler ya, bitmeyen maç. Yani benim için öyle oldu. Bitmeyen bir maç oldu. Hiç keyif almadım. Içinde... Ki şu ana kadar Türkiye Ligi maçlarından hakikaten çok keyif alıyorduk kim oynuyorsa. Bence yılın ilk maç şu ana kadarki ilk sıkıcı ilk maçı herhalde. Oldu. Yanlış bilmiyorum. Golf Fenerbahçe ilk maç son maç Süper Lig'de. Daha önce 0-0 biten maç bugün oldu de bitti. Var. Bugün de var. Bu hafta o zaman. Bursa en son Sivas Galatasaray'dan Bursa. Gol yememişti. Geçen sezon. Ya benim son, hatırladığım öyle maç var mı? Derbi, son 3 derbi. Son 3 derbi. TT Park'ta bir gol olmuş. Şunu, bir gol olmuş. Şunu konuşurken benim dikkat etmem gerekiyor. Haksızlık yapmamam lazım. Maçın son bölümü Fenerbahçe. Eleştiri yapılabilir. Fenerbahçe'nin bir durumuna bakalım. Genel olarak oyunun savunma organizasyonunu çok doğru yaptılar. Bu konuda bir sıkıntı yok. O 19. dakikada dörtlü savunmaya geçtikten sonra Galatasaray oyun dengelendi. Fenerbahçe artık top tutar oldu. Oynamaya çalıştı ki bu konuda oyuncuları bireysel olarak düşünürsek Kameni için bir şey diyemeyiz.
Isla normal. Beklentinin üzerinde Roman ve Neto vardı. Gomis'e rağmen. Defansif anlamda görevini iyi yapan Hasan Ali vardı. Tamam. Uçmadı kaçmadı ama savunma görevlerini yaptı. Ofansif görevini maalesef yine yapamadı. Savunma görevlerini evet. yaptı. Orta sahada Souza ve Ozan mücadele oyununun içerisinde mücadelesini verdi. Esas beklenti fark nerede yaratılır? Öne doğru olan oyuncularda. Giuliano, Valbuena, Dirar ki Dirar da bugün bir orta saha oyuncusu gibi sadece mücadelenin içinde yer alan, fark yaratamayan bir oyuncuydu. Görevini iyi, tam yapan. En iyi olanın da oyundan çıktığı bir son bölüm izledik. Hani o biraz tuhaftı bence hocam. İşte Valbuena, Jansen, Giuliano. Aralarında en iyisi kimdi hocam? Jansen gayet iyi. Ama oyundan çıkan? Jansen'di. Yani demek ki son bölümdeki şimdi, biraz hamlelerde de büyük sıkıntı, sıkıntı var. Sıkıntı vardı. Ama ben şuraya var. Geleceğim. Ondan sonra sen devam et. Şunu diyeceğim. Jansen kalırdı, soldağı da girmezdi. Çünkü bu maçta o riski almak istemedi Aykut Hoca. Çünkü istese zaten soldağı da Jansen'in yanına alır. Biraz bir kişi fazla oynadığı için biraz daha riskli oynar. Maçı koparır mıyım derken belki maçı verebilirdi. Bugün her iki taraf için de kaybedilmemesi gereken bir maçtı. Dolayısıyla son 20 dakika için oyuncu değişikliği veya Atif hamlesinin geç olmasından dolayı bir eleştiri olabilir. Ama düşünsene, Galatasaray stadına geliyorsun, 40 bin kişinin önünde bu agresif oyunun karşısında dimdik duruyorsun, mücadeleni veriyorsun, bir puanını alıp gidiyorsun. Yani baktığın zaman istediğini alıp giden bir Fenerbahçe var. Ya bir taraftan eleştiriyse yapılır. İstedi bu kadar az Fenerbahçe teknik direktörü. Neden? Ha. 72. dakika, yani 8 puan fark var. Tamam, rövanşta Kadıköy'de yeneceksin diyelim ki, iç saha avantajı 5. Burada 72'den sonra al bu maçı, ya Fenerbahçe bir tane gol atsa, 75-80 bir sıkıştırsa bir tane doğru dürüst hücum yaparak, hücum setlerini olgun şekilde yaparak, çalışılmış hücum setleri eğer varsa onları uygulayarak. Ya Galatasaray zaten 11-11'de olsa Fenerbahçe'nin kesin kazanması gerekiyor. 8 puan fark var arkadaş. Yendin Kadıköy'de hadi 5. Ne yapacaksın? Galatasaray'ın 2 kere kaybetmesini bekleyeceksin. Sonra bak böyle bir maçta Galatasaray bu kadar formdayken, bu kadar 8 puan fark senin önündeyken, sen bu maçı alırsan 72'den sonra sadece 3 puan almakla kalmıyorsun. 1. Galatasaray'ın momentumunu bozuyorsun. 2. Galatasaray'ın psikolojisini bozuyorsun. En ezeli rakibi Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye. Ve sen de bir şey üstünlüğü sağlıyorsun. Bak 2 derbi, bir tanesi deplasman, bir tanesi iç sahada. Ben 2 İstanbul derbisini de aldım arkadaş. Tabii. Büyük maçlarda iyiyiz biz. Öbür maçlara da biraz konsantre olursak bu puan farkı kapanır diye takımı anlatabilirsin. Ama bana hiç kimse şunu anlatamaz. Ya zaten Fenerbahçe'nin galibiyete ihtiyacı var. 11-11 iken de 71. dakikada da santrafor çıkarıp yerine santrafor, ofansif orta saha çıkarıp yerine ofansif orta saha, çok saçma ya. Ya Valbuena ne olursa olsun derbilerde, hayatında oynadığı bütün derbilerde, Saint-Étienne formasıyla, Lyon derbisi, Lyon formasıyla, Marseille formasıyla mutlaka derbilerde bir şeyler yapmıştır. Bu Gomis, şimdi gelelim Jansen'e. Jansen en iyisiydi. Mesela Gomis'i aslında hiç çıkarmaması gerekiyordu doğru. Ama Aykut Hoca'nın 2 kere çıkarmaması gerekiyordu Jansen'i. Artı Valbuena'yı. Valbuena Lyon formasıyla, Marseille formasıyla hep derbilerde çok iyiydi. Yani zaten nasıl gol atacak? Galatasaray kapanıyor değil mi? Şimdi 72'den sonra ne oldu oyun? 10 kişiden sonra Galatasaray güzel kapandı. Alan savunması çok iyi yaptılar gerçekten. Uzaktan şut atarsın anca. Öyle olmaz ki. Hasan Ali Ozan'a, Ozan Hasan Ali'ye. Hasan Ali bir daha Ozan'a, Ozan bir daha size. Tamam madem oradan orta yapamıyorsun. Öbür kanattan tamam. Peki olabilir. Sokamadın. İzlay'ı da sokamadın devreye. Peki eyvallah. Dirar yoruldu tamam. Ya o zaman Valbuena'yı tut. Uzaktan şutla sana gol kazandırır. O gider böyle duran topu kullanır. Mükemmel duran top kullanan bir oyuncu. O zaman stoperlerini cezanın içine gönderdiğin zaman duran topla daha fazla gol atma şansın olur. Kaç tane attırdı adam sezon başından beri zaten. Ya bu arada Jansen ayrıca yani hocam, solda da kesin ki hazır değil. Ancak santraforu çiftlemek için o kadar haklısın ki bence son 20 dakika Fenerbahçe çok büyük bir fırsat kaçırdı. Çok büyük tabii, fırsat kaçırdı. Çok büyük. Başakşehir'le oynadı mı? Oynadı. Hepsiyle. Trabzon'la oynadı. Oynadı. Beşiktaş'ı da yendi içeride. Sen bugün son 20 dakika risk al. Galatasaray'da yendin. Sonra galibiyet serisine konuşulacak geç. Fenerbahçe yarın ben, şampiyonluğun en büyük adaylarından Ali, olacak ya, Fenerbahçe olacak. Ben size katılıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama, ama buradan konuşmak evet hocam. Hocam onu kolay. Aykut Hoca Valbuena ile de devam etseydi. Jansen'le de devam etseydi. Atıf'ı daha erken de oynansaydı. Olmadık işler de yapsaydı. Cüneyt Çakır bu maçı berabere bitirecek. Yok. O zaman Cüneyt Çakır'a rağmen Galatasaray ya da Fenerbahçe'de hocalar doğru hamleleri yapsın. Mesela Tudor'un da hatası. Belhanda zaten bozuk oynuyor. Zaten adamı garip bir yerde görevlendirmişsin maçın başında. Belhanda gibi oyuncular. İşte ofansif özellikle oyuncular.
maça derbilere iyi başlaması gerekiyor ki maça ağırlığını koysun. Sen adamı zaten garip bir sol tarafta Tolga Ciğerci'nin tek oldu. Bravo Tolga Ciğerci. En oynayamayacağı yerlerden, oynayamayacağı düzeni bir tanesi oynadı. Asıl yerine geçti. Yine böyle takımın en yerinden bir tanesiydi Fernando ile beraber. Peki Fenerbahçe'de kim bireysel açıdan parladı? Ya Yansen ben anlamıyorum demek. Bu işten ben hiç anlamıyorum demek. Ya daha ne yapacak adam? 4-5'li işte beşli böyle yerleşmiş savunmaya karşı devamlı 5'e 1 top alıyor. Arkadaşına kazandırıyor. Topu saklayabiliyor. Aykut Hoca istemiyor mu yerden pas oynuyor? Daha iyi santrafor mu var oynayacak yerden? Attığı gol verilmiyor. Evet. Bir de şuna da bakalım. Yani ya iki takımın mücadeleye giriyor. Penaltı aldırır orada sana. Duvar olur. Asist yapar. Valbuena'ya bir tane şöyle. Valbuena ya sen paslaşması böyle hayal edin. Dakika 81-82 yorulmuş. Galatasaray savunması derin evet. Savunma. Ya sen bir açar. Valbuena ayak içi sert. Zaten bir tek öyle gol atabiliyorsun Muslera'ya. İşte bak bu oyun Valbuena'yı da sahanın dışına attı. Çünkü ikili mücadelenin olduğu, faullerin ama hepsini atmadım. Hava tapların oldu. Yani bak kadroya bak. Gomis, Feguli, Belanda bunların ofansif gücü. Hiçbiri sağlam. Fernando. Işte. Diğer şey tarafa bakıyorsun. Valbuena, Yansen, Giuliano. Gomis de gayet oynamak iyi. Yansen de. Şöyle büyük bir keyif almanız lazım yani futbol sever olarak. Bu saydığımız oyuncular az buz oyuncular değil. Oyun hepsi Şampiyonlar Ligi oyuncusu bu arada. Bu dediğin oyun mentalitesini bozan kim? Ha. Tamamen Igor Tudor. Bence iki teknik direktör hocam ben hani o konuda. Hocam 70'e kadar Igor Tudor tamam ama 70'ten sonra da Aykut hocam. Daha istekli. Kesin kazanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Daha fazla risk alma. Risk alma değil daha fazla hücum yapması gerekiyor. Şunu da çok tartışıyoruz. Mesela işte Galatasaray üçlü savunmayla çıkıyor. Ya nasıl oynayacak? Hiç oynadılar mı vesaire? Ya geçen yıl Roma'yı çalıştıran Spalletti'nin bakıyorsunuz şöyle. Her maç farklı. 3 oynamış, 4'lü oynamış. Dün gece Napoli'yi nasıl durdurdular pas bağlantılarını topa sahip olarak. Hangi bir ara çalışmışlar hocam? Ve geçen yılda Şampiyonlar Ligi oynuyordu bu takım. Sürekli, yani yine araya gireceğim hocam. Mesela şeye bakıyorsunuz oyun kalitesine. Real Madrid'de oynamış Tottenham. Deplasmanda gelmiş buraya. Liverpool'la oynuyor. Bugün izliyorsunuz müthiş bir maç. Liverpool zorlu bir deplasmana gitmiş. Çıkmış bugün Londra'da maç oynuyor. Yani tempo hiç düşmüyor. Bu iki takımı izliyorsunuz. Hiçbir oyuncunun yüzünde yorgunluk belirtisi yok. Hayır, bir de Fenerbahçe savunmasında oyuncuların hepsinin yüzünde bir yorgunluk var. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe savunmasında Lovren gibi bir böyle defansif virüs de yok mesela. Hani gayet geride oynanmış, hata yapılmamış. Şikörtel oynamamasına rağmen geride oyun kuruluyor, toplar geliyor ama 3. bölgeye gelince sanki hocam hiçbir plan yokmuş gibi bir B planı, C planı değil. A planı hücumda nedir yani? Ben çok merak ediyorum. Nedir A planı? Hasan Ali orta yapamıyor diye kızıyorlar. Zaten yapamıyor ki. Ne güzel oraya kadar geliyor. Orta sahasını oynuyor. Zaten rakipten bir kişi fazlaysan niye sen sol bekini orta yaptıracaksın ki? Şimdi karşındaki rakip yani Fenerbahçe için de geçerli. Galatasaray için de top ayağına geçleyen oynatmamak üzerine bir anlayış oynuyorsun. Ama? Türkiye'de bu böyle. Neden eğer hocam? Bu derbi maçı olduğu hocam, zaman. Hocam siz oynayınca hiç böyle değildi ya. Nerelerde ne deplasmanlarda neler başarıyordunuz? Ben anlamıyorum ki. Şimdi Türkiye'deki futbol ortamıyla Avrupa çok farklı. Beşiktaş diyorlar ki oyuncular maç seçiyor. İşte konsantrasyonları düşük. O şekilde gittiler, yenildiler. Öyle değil. Türkiye liginde gerçekten ikili mücadelelerin fazla olduğu, oyunun az olduğu bir ülkedeyiz. Ama Beşiktaş Avrupa'ya gittiği zaman güle oynaya gidiyor geliyor. Niye? Orada daha alanda oynanıyor oyun. İzin veriliyor oynanmaya. Pozisyon alıyorsun, pozisyon oyununu oynuyorsun. Rakibin oynuyor ama sen pozisyondasın. Bizde öyle yok. Bugünkü maça baktığın zaman her alanda birebir mücadele var. Çok bozar bir oyun. Her dakika faul var. Yani iki tarafta birbirine oynama izini vermiyor. Ama Fenerbahçe'nin galibiyete ihtiyacı var. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'la puan farkını azaltması için. Ama şunu söyleyeyim mi? İşte Aykut Hoca hep yaptığı açıklamalarda ne diyor ilerisiyle ilgili tahminlerinde? İşte Galatasaray'ın Başakşehir'le oynayacak İnşallah. Olmasını, Galatasaray'la oynayacak olmasını, Trabzonspor'la oynayacak olmasını düşünüp buralarda elbet kayıp yapacağını düşünerek ya puan maç. Farkını ya kapatacağını hep söylüyor. Ki, bir dakika, ki belki o tahminleri tutacak, belki de tutmayacak. Ama dediğin gibi son 20 dakika 6 puan kaybetti. Evet. Bir puana indirecek. Bu maçı kazansan sen 4 puan öne geçeceksin. Onu anlatamıyorum galiba. Yani 70'te Galatasaray hem maçı kazanması gerekiyor. Ne dedim? Son 20 dakika kazanmak için abi oynamalıydı. Yani. Yakalamışsın. Eksik. Kazanmak için oynayacaksın. Ama şunu da söyleyeyim. Bugün kazansa da bu futbolla gider bundan sonra mesela Sivas deplasmanına yine kaybeder Fener yani. Katılıyorum maalesef ben şampiyon ben olacak. Maalesef bir böyle görüntü bir sıkıntı var futbol yani. Yok yani sahada. Bugünkü bunda oyundan yola çıkamayız ama. Bugünkü ya, oyun bu maçın hikayesi buydu bu. Ben şeyden çıkıyorum hocam. Ama senin söylediğin maçından doğru. Yola çıkıyorum. Tabii. Mesela. Yani. Ya onun hesabını yapacağına ben o Akhisar maçında
Haybe'ye puan kaybettim. Yeter bak şimdi Akhisar böyle Trabzon'u farklı yendi diye. Tabii hocası gayet iyi bir şey demiyorum da. Akhisar'ın kadro Trabzonspor'da oynayamayanlar canım 4-5 tanesi. Kadroya giremeyenler. Öyle dünyanın en iyi futbolcuları falan yok Akhisar'da. Roda Ega falan Trabzon'da artık en iyilerini aldılar. Ben o maç aldatıcı. O skor onu geçelim. Ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe Akhisar deplasmanını yeniyor. Beşiktaş'ı yeniyor. Akhisar'a yeniliyor. Sevgili anne. İşte onu diyorum. Bugün yenerse gidecek yani, haftaya. Puan farkını 5'e indirmek için yanılmıyorum. Ayağına gelmiş top. Biz bugünkü maçı konuşuyoruz. Yoksa genel konuşma yaptığımız zaman Fenerbahçe kadrosu birbirini doğru şekilde tamamlayan oyunculardan kurulu değil ki. Şimdi Valbuena ile Giuliano birbirini mi tamamlayacak saha içinde? Değil. Ozan'la Soğuz'la veya Mehmet Obal birbirini tamamlayan oyuncu değil. Yani genel kadro yapısı Fenerbahçe'nin bir Beşiktaş gibi değil. Hatta bir Galatasaray gibi de değil. İçinde bir sürü sorun var. Yarın gittiği zaman bir deplasmaya puan kaybedebilir tabii ki. Çünkü sorunlu gidiyor. Hocam şu maç hani 90 dakikası 11-11 oynansaydı hakikaten tamam. Derdik ki bir puan aldı Fener yine. En iyi Galatasaray, en çok övülen takım, en formda olmasına rağmen gitti onun stadına yine puan aldı. Ama son o kırmızı karttan sonra hani biraz daha risk İstenmedi. Alabilir, kazanabilirdi. Ha. Sanki beraberliğe oynandı yani. Ya olursa o sadece eleştiri olarak. Tabii. Yoksa Fener için tabii sonuçta yine bu haliyle Galatasaray'dan bir puan alması kötü değil. Ama 11-11 olsaydı işte orada dururduk. Ama 11-10 olunca iş değişti orada mesela biraz. Benim yine biraz daha risk şey. Almalı. Skor gelmeyebilirdi. Dediğiniz gibi olsaydı. Ben de katılıyorum buna. Skor gelmeyebilirdi ama o coşkuyu ve isteği görüyorum. Kazanma isteği. 3 puanı alma arzusu. Mesela şu var. Ya Jansen ilk yarıda 2 kez 1'e 4 hücum yapıyor. Bir tek başına 4 savunmaya karşı. Ondan pozisyon geliştirip kaleyi yoklayabiliyor. İyi vuruyor, kötü vuruyor. 1'e 4 iken dönüp pozisyon falan yaratmak çok büyük iş santraforculuk. Büyük santraforculuktur o. Ya o zaman bir kere de şu adam 4'e 4 bir pozisyonda görelim. Mesela ilk yarının sonlarında Fenerbahçe böyle Valbuena geliyor, Giuliano geliyor, Virar geliyor. Orada mesela 3'e 5, 4'e 5'lerde falan Yasin en net pozisyonu buldu. Ya bu adam yorulmuyor ki zaten. Genç bir oyuncu bu 23 yaşında. Çok güzel bir hızlı atakta, çaprazdan vurdu. Ayrıca bak bir tane atsan, bir tane attın diyelim. 80'de attın. Galatasaray tabii ki maçı kaybetmemek isteyecek. 10 kişi de olsa yüklenecek. Solda da öyle mi daha etkili kontratak yaparsınız Yansen'le mi? Yansen. 11'e 11 iken Yansen'le mi daha iyi kontratak yaparsınız solda da öyle mi? Ya, kontratak konusunda Yansen'le. 70'de yersin bir tane. 1-0 geri düşersin. O zaman solda da alırsın ikinci santr olarak başımın üstü. Yani en doğru taktik. Bu arada şunu da söylemek lazım. Yani artık Süper Lig'de kadrolar 18 kişilik değil 21 kişilik. Fenerbahçe'nin mesela yedeklerine bakıyorsunuz. 2 tane stoper var. 2 stoper koymuş. Yani Fernandao geçen hafta şans bulup süre aldı. Bugün 21 kişilik kadroda yok. Galibiyet alman gerekiyor evet. 3 puan ama 3. bir santraforu koymuyorsun. Yani şöyle düşünelim. Fenerbahçe gol yedi. Dakika 80 topu şişireceksin. Fernandao'ya ihtiyacın olabilir. Yani maç stratejisi bile bence bu noktada pek yapılamamış sanki Fenerbahçe yedek kulübesi açısından. Bir de bizim burada bu kadar hani Soldado değişikliğini konuşmamızın sebebi de Soldado'dur. Sen oyuna girerken adım gibi eminim ki Aykut Hoca ona ceza sahası üzerinde oralarda ol demiştir. Arkan dönük top tut, arkadaşını servet yap. Soldado kenara girip orta yapmaya çalışır. Orada ben hocaya şimdi bir şey diyemem ki. Tam orada oyuncuya kızarım. Soldado'ya böyle en yakın hücumcu 15-20 metre mesafede sen de tek santrafor oynadın biliyorsun abi. Yani sen onlara yaklaşıyorsun. Bu da işte takımımızın bir atak kombinasyonu olmadığını da belki gösteriyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Var bunlar da oyuncu performansı. Evet. Şimdi son 15 dakikaya baktığımız zaman hatta orada konuşurken Ali de söyledi. Hareketsizler. Sıfır yani gol arıyorsun, hareketsizsin. Sıfır isabetli şut zaten. Tabii. Yani oyuncuların hareketsizliği. Şimdi orada diyelim Jansen oyunda, Valbuena da oyunda ama o şekilde oynuyorsun. Bir yere varamazsın zaten. Doğru. Çok sabit kaldılar. Bir maç sonu açıklamalarına bakalım sıcağı sıcağına. Oyuncular neler söylemişler değerli izleyenler. İlk olarak kim geliyor? Sofyan Feghouli. Bugün kaybettiği top sayısı oldukça fazla. Yanlış hatırlamıyorsam 19 top kaybı gibi bir şey gördüm ama bu bir futbolcu için çok fazla geldi bana. Taraftarımız bizi harika karşıladı. Çok ufak farklar yüzünden berabere kaldık. Daha iyisi olabilirdi. Penaltı pozisyonu çok yavaş gelişti ve yardımcı hakeme de yakındı. Kırmızı kartı en iyi olduğumuz anda gördük ve bu da bizi psikolojik olarak etkiledi diyor Sofyan Feghouli. Maç bitiminde kendi aralarında ne konuşmuşlardır biliyor musun? Bunu da okuyalım. Bunu da okuyalım. Fransa çekişmeli, tansiyonu çok yüksek bir maç oldu. Çok fazla faul oldu. Çok iyi bir maç olmadı. Bir puanı kötü olarak değerlendiremeyiz.
İyi bir takım ruhu gösterdik. İlk yarı sonunda Yansen'in pozisyonu vardı. Devreye üstün gidebilirdik. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra da öne geçebilirdik ama olmadı, diyor Matthew Valbuena. Valbuena biraz böyle saf bir adam, biliyorsunuz. Geçen haftalarda, bir ay öncesinde kötü performanstan dolayı hani Fenerbahçe diğer oyuncular eleştiriliyordu. Öyle bir karikatür koymuşlardı. Bir tane caps koymuşlar. O da onu paylaşmıştı. Aslında takım arkadaşını biraz rencide demişti ama istemeden. Burada da söylediği o bir puan falan ona verelim. Saflığa. Peki. Ne demiş Nevi Dırar? Kötü başladık ama daha sonra döndük. Rakibimiz 8 puanın verdiği özgüvenle çıktı. Biz de kazanmak için gelmiştik. İyi bir maç çıkardık. Özellikle defansif anlamda. Bizim için pişmanlık verici, üzüntü verici bir skor oldu. Rakibimiz 10 kişi kalmıştı. Son anlarda enerjimiz yetmedi. İlk derbi maçımı oynadım. Kendi performansımdan mutluyum, diyor Nabil Dirar. Bence en güzel doğru açıklamayı bence de yapmış. Analiz. İlk açıklama. Bir de Muslera'ya bakalım son olarak. Maçı iyi başladık. Pozisyon da bulduk. Gomis'te kaçırdığımız goller de var. Sarı kartlar var. Bunlar adil mi? Bakmak lazım. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi kaldık ve bu nedenle defans yapmak zorunda kaldık, diyor Muslera'da. Gomis ne kaçırdı ya, o kadar net bir şey var mı? Ceza sahası içinde bir İlk tane... Ha, diyor ki Gomis her aldığını atıyordu, bu sefer atamadı diyor. Hani bir tane, bir tane ıskaladı, o iki tane. İlk açıklamayı getirebilir misin? Tekrar bir Fegoli'nin açıklamasını rica edebilir miyiz yönetmenimiz Abdullah'tan? Fegoli de çok zeki bir oyuncu. Tabii ki gidip basının karşısında bunları söylemek zorunda ama içinden tahmin, hiçbir bilgim yok ama içinden ya... Biz ne kadar iyi oynuyorduk hoca, niye böyle yaptı acaba? Biz neden kendi oyunumuzla başlamadık, diyordur Fegüli. Çünkü en verimsiz olduğu maçtı. Çünkü arkasında net bir oyuncu yoktu, yanında net bir oyuncu yoktu. Tudor rakibi değil, kendi oyuncularını en çok da son haftalarda geldikten sonra çok şey katan Fegüli'yi şaşırttı. Yani Fegüli gibi bir oyuncu şu maçta 2 tane 3 tane şut atar, bir tanesi de gol olur. Bence. Ya potansiyeli odur. O da derbikatör bir oyuncudur. Şunu da atlamayalım Ali. Şimdi Galatasaray takımı... Çok iyi bir kadroya sahip, çok büyük performans verdiler. İlk defa hani Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı oynadılar. Karşında seni zorlayacak, defansif açıdan daha iyi organize olmuş ve kaliteli ayağı olan bir takım olunca acaba bundan sonraki maçlarda da bu olduğunda bu mu çıkacak ortaya? Yani Fegoli'yi tabii ki eleştiriyorum ben de. Ondan beklenti büyük ama ona alan bırakmayan, her top kaybında Valbuena ile Hasan Ali'yi, Dirar'la İsla'yı bir arada ikili görüp oraları kapatan, orta sahayı işte Ozan'la, Soza'yla, aynı zamanda Giuliano'yla kapatan bir Fener'den bahsediyoruz. Defansif anlamda iyi bir Fenerbahçe vardı. Dolayısıyla da etkili olmaları da diğer maçlara göre çok zor. Onda bir sıkıntı yok hocam. Yani kesinlikle defansif anlamda sezon başına göre artık bu kale sorunu da bugün gördüğümüz gibi halletmiş gözüküyor şimdilik en azından. Ama acaba Aykut Kocaman Hoca 8 puan farkı kapatma mücadelesinde defansif açıdan birazcık feragat etse, yani daha az defansif, haklısın, daha fazla puan farkını kapatma ihtimali olabilir mi diye de sormadan hayır, edemiyorum. Hayır, ben ona katılıyorum. Benim anlatmak istediğim Galatasaray tarafı. Siz Galatasaray'da Fegoli, Belanda, Gomis nerede? Fenerbahçe Gomis nerede? Ortada mıydı? Valla bence iyi oynadı. O kadar hayır, az top geldi ki hocam. Belanda nasıl futbolcu? Ama Gomis ne zaman var? Gol atarsa hocam, var. Hocam Belanda nasıl futbolcu? Teknik olarak çok iyi ama gelecek yumuşak. Topu alacak. Tabii. Fegoli teknik olarak çok iyi, çok yetenekli. Sağ ayağını kullanır, sol ayağı kullanır. Biraz daha alan olacak. İşte bugün gözüktü ki hani böyle yüksek derecede agresiflik, birebir mücadelenin olduğu maçlarda birazcık zayıf kalıyorlar. Sen bunu dedin ya. Sen bunu dedin ya. Senin oynadığın dönemde hatırlıyorsun. Hürriyet, Ankaraspor, evet. Hürriyet etrafında kurulan takım savunmaları önümüzdeki hafta Galatasaray'a karşı böyle oynamaya başlayabilir takımın o zaman. Ya ben yine de şunu söylüyorum. 70 dakika tamam. Fenerbahçe peki. Galatasaray tamam. Olabilir. Hocanın tercihidir. Saygı diyorum ama. Ya ben hala anlayamıyorum. 20 dakika futbolda çok uzun bir süre. Hiç kısa bir süre. Bak orada 20 dakikada neler oluyor? Dirar'ın açıklamasına dikkat ettin mi? Enerjimiz bitti dedi. Demek ki fizik olarak neden? Yorgunluktan neden? Bahsediyor. Çok fazla takımın. Rakip kovalamaktan oldu abi. Biraz top daha fazla sen ön alanda baskıyı sen kursan, hücum sürekli sağlasan o kadar yorulmayacaksın o dakikaya kadar. Çünkü oyunda, oyununda ne yaparsın bazen? Dinlenme şekilleri vardır. Ya böyle faal olur, insanlar dinlenir. Yani. Ki bizim ülkemize su molası verir, öyle dinlenirler. Bugün öyle bir şey de yoktu. O zaman dinlenmenin en büyük topu şekli tutar, nedir? Yayılırsın. Topu tutarsın. Sahip topa sahip olursun, yayılırsın. Dinlenirsin. Ama uzun öyle bir maç yoktu işte bugün. Yok. İki takım açısından da. Bugün stresliydi maç. Yani kanatlar ikili olmak için 30-40-50 metrede koştular, Valbuena'lar.
Dirar'lar. Ki Valbuena yine üreten oyuncu. Dirar daha düz bir oyuncu. Mücadelesiyle, koşullarıyla var olan bir oyuncu. O bile bunu diyorsa, Dirar bile bunu diyorsa en atletik ve en güçlü olan düşünüyor. Hocam, hocam bir şey diyeceğim. Hem sağ açık hem sağ açık oynatırsanız yorulur zaten öyle değil bir, mi? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şimdi iki takımın oyuncuları da şimdi gidecek değil mi evlerine? Yarın dolaşacaklar falan. İki takımın oyuncuları şu an şunu düşünüyor. Abi Fenerliler Galatasaray stadına gittim çok iyi. Yenilmedim. Tabii. Galatasaray'la diyor ki Fener bizi normalde yeniyordu. Ne kadar da iyi oynasak yeniyordu. Biz de yenilmedik. Futbolcu rahat bence. Beraberlik onlara çok iyi geldi futbolculara. Taraftarlar memnun mu? Bence değiller taraftarlar memnun. Ben şu anda böyle... Futbolcu psikolojisi bu bak. Tabii. Adım gibi benim. Bilmiyorum hocam katılır mısın? Bir de 8 puan farkı tuttular. Yani. Ben size katılıyorum futbolcu psikolojisi evet. De ben de böyle taraftar psikolojisi. Şimdi ben i̇şte bak ben şimdi önlemi alıyorum. Ben şimdi onlar mutsuz kesin. Söylüyorum ki yarın tek tek 150 ayrı Fenerbahçeli arkadaşa sokakta göreceğim. Fenerbahçeli ahbaba ya da Fenerbahçeli'ye hani açıklama yapmak zorunda kalmayayım. O yüzden ben bu kadar stada girelim. Fethi Gomis'in açıklamaları var. que on a eu une très très belle ambiance comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Je pense aussi que c'est une bonne chose que les fans du Fener soient venus parce que je pense que l'ambiance de ces matchs doit avoir les fans des deux camps. J'espère qu'il n'y aura pas de violence. Ils pourront rentrer tous les fans des camps pourront rentrer en paix et montrer que le football turc est aussi savent recevoir et faire des grands événements sans qu'il y ait d'incidents. Après, concernant le terrain, je pense qu'on a, nous, en tout cas, nous les joueurs de Galatasaray, sur ce match, on n'a pas été à la hauteur de nos supporters. Et on aurait aimé jouer mieux. Et je pense qu'on a été stressé par l'enjeu de ce match et on n'a pas su jouer comme d'habitude malheureusement. Mais quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. On a pris un point important qui maintient l'écart entre Fenerbahçe et Galatasaray. Öncelikli olarak çok iyi bir maçtı. Tribünlerdeki atmosfer harikaydı. Daha önce ben böyle bir atmosfer görmedim hayatım boyunca. Fenerbahçe taraftarının da bugün bu maça gelmesi çok güzeldi. Tüm taraftarların hem Galatasaray taraftarının hem de Fenerbahçe taraftarının burada olması güzel bir ambiyans yarattı. Umarım tüm taraftarlar evlerine sakin bir şekilde dönerler. Herhangi bir olay olmaz, şiddet olayı olmaz. Takım olarak da bugün tam olarak beklentiyi karşılayamadık. Ancak her zaman gibi oynayamadık ne yazık ki. Yine de bir puan aldık ve yenilmezliğimizi sürdürüyoruz. Penaltı pozisyonu vardı. Sağ içinde görebildi mi aslında kaldırımın ceza sahasında? Il y a eu un penalty donc est-ce que tu as vu la position ou pas? Oui, ça m'a rendu très 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 furieux. Sur ce penalty parce qu'on voit tout ce qu'il y a penalty et dans ce genre de match ça se joue sur des petits détails. Je mesure l'importance de ces détails. C'est aussi grâce à c'est ça qui a rendu furieux les fans de Galatasaray qui ont répondu d'une mauvaise manière à mon avis sur l'arbitre. Mais je suis vite parti dire à l'arbitre que comme on dit en turc, Hoca c'est le maître du jeu et celui qui a la responsabilité de tous ces événements-là. Et il a fait une erreur. Malheureusement, on est des êtres humains, tout le monde fait des erreurs. Je peux comprendre, mais il a empêché que Galatasaray mène au score. Et aussi, après cela, s'il y a le but, il n'y a pas l'expulsion de Younes, ce qui a changé la physionomie du match. Et bon, tout le monde fait des erreurs. J'espère que dans l'avenir, on pourra bénéficier aussi des fois des pénalties. On dit dans une saison, ça s'équilibre. Des fois, on s'y fera des pénalties que peut-être il n'y aura pas. Mais sur ce genre de match, c'est très important. Et je comprends l'arbitre, je ne mets pas tout sur l'arbitre. C'est très difficile d'arbitrer. Il faut respecter les arbitres. Mais je lui ai dit aussi que nous joueurs on travaille tous les jours pour progresser et que lui aussi il devrait progresser et on l'excuse mais on a à travers la gauche ça parce qu'avec ce penalty on aurait gagné 1-0 chez nous devant notre public et il n'y aurait pas eu d'expulsé. Evet gördüm bu
penaltıyı ve açıkçası kızdım. Penaltı olduğu çok belliydi. Bütün maçlarda çok ufak detaylar büyük sonuçlar değiştiriyor. Aynı zamanda taraftarlar da hakeme çok fazla kızdılar. Ben de hakemin yanına gidip oyunu iyi yönlendirmesini ve sorumluluğun onda olduğunu söyledim. Tabii bu tür maçlarda insan hatası olabilir. Ancak gol olsaydı farklı olurdu ve gol olmadığı için aynı zamanda bizim oyunumuzu da etkiledi. Umarım gelecekteki penaltılarda doğru kararlar verilir ve biz de ayrıca hocaya söylediğim bir şey var, hakeme söylediğim. Biz her gün çalışıyoruz, onun da daha çok çalışması lazım. Şeklinde. Alors, tu es très beau aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a une quelque chose de spécial? thank you. Merci, mais j'ai fait une erreur. J'ai mis un costume bleu qui est la couleur du Fenerbahçe. Sadece hata yaptım. Sadece Fenerbahçe'nin rengi olan takımı giydim. Sadece bu. Aujourd'hui, on n'a pas su faire ce qu'on voulait sur le terrain. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a fait? Non, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. On voulait gagner. Il y a eu ce fait de jeu qui est important où l'arbitre doit siffler penalty. Et puis, si on aurait gagné 1-0, le plan était parfait. C'est des petits détails, mais. Galatasaray reste la seule équipe invaincue de ce championnat et c'est ce qu'il faut retenir. Après, le championnat est long, on ne jouera pas toujours bien, mais l'essentiel c'est de prendre des points et d'avancer. Galatasaray a pris un point important, maintient l'écart avec leur adversaire et avance. Je pense que des fois il faut se contenter d'un point et quand on prend un point, on avance. Şimdi hayır, biz oyunu kazanmak istedik. Oyunu kazanmak için sahaya çıktık ve penaltı olsaydı eğer 1-0 olacaktı ve dolayısıyla kazanmış olacaktık. Tabii hala yenilmezlik ünvanımızı koruyoruz. Lig uzun bir süreç tabii. Burada bazen iyi oynayabiliriz, bazen kötü oynayabiliriz. Ancak lig uzun bir süreç ve daha iyisi gelecek. Thank you. Evet, Fethi Gomis'in birkaç cümlesi öne çıktı. Diyor ki biz her gün antrenman yapıyoruz. Hakeme tavsiyem o da antrenman yapsın diyor pozisyonları değerlendirirken. Antrenman yapıyor canım hakemler her gün. Yapıyor ama hani o başka türlü yani. Anlıyor. Hani biraz daha mı maç izlemek İyi çalışmamışlar demek istiyor. Aslında öyle söyledi direkt. İyi çalışmamışlar dedi maça. Haklı canım. Yani şimdi bu kadar taraftar, hem Fenerbahçe hem Galatasaray taraftarları bu kadar beğenmiyorsa maçın hakemini maalesef sahanın en kötüsüdür demektir. Futbolcu da Fenerbahçe'ye de Galatasaray'da oynayan oyuncu da teknik direktörü de beğenmeme hakkı vardır yani. Devam edeceğiz. Yine bir stada gidelim. Cenk Ergün konuşuyor. Kontrol biraz daha bizdeydi ama ondan sonra istediğimiz oyunu sergileyemedik. İkinci yarıya daha iyi başladık. 10 kişi kalana kadar önce oyunun kontrolü elimize geçmişti. Golü de atacağımıza inanıyorduk ama böyle bir müsabakada tabii 10 kişi kalırsanız ondan sonra hesaplar bir anda değişiyor. Sonuçta 0-0, ondan sonra gol yememek üzerine dönüş ama gerçi pozisyon vermedik ondan sonra ama hani beklentilerin sonunda bir golsüz bir müsabaka olarak sona ermiş olduk. Biraz pozisyon için neler söylersiniz? Bizim gördüğümüz kadarıyla biz penaltı olarak değerlendirdik. Beklentimizde böyle üst düzey bir müsabakada, böyle üst düzey bir yönetimde böyle bir hatanın yapılmaması. Ama ondan sonra biz ona rağmen golü bulacağımıza inanıyorduk. 10 kişi kalmak orada biraz işi bozdu. Cenk Bey, Cüneyt Hoca maçın skoruna sizce etkili oldu mu? Yani şimdi burada penaltı pozisyonlarını konuşuyorsak, biz de penaltı olduğunu düşünüyorsak, orada dediğim gibi böyle bir üst düzey müsabakada böyle bir üst düzey gösteren bir hakemden de biz penaltı kararını bekliyorduk. Ama bizim beklentilerimiz derecesinde üst düzey bir yönetim olmadığını düşünüyoruz biz. Cenk'im, sezon belki ilk kez kulübede bu kadar agresif hakem kararlarına itirazlarına bir Galatasaray vardı. Fakat maçta 2 gün önce Fenerbahçe'nin biraz daha çıkmaları vardı. Güneş Çakır'a Hayır, maçtan önce hiçbir tedirginliğimiz yoktu. Dediğim gibi Cüneyt Hoca Türkiye'nin son dönemlerde yetiştirdiği en büyük hakem. Görev aldığı müsabakalarla da bunu gösteriyor. Kulübenin tepkisi de çok net bir şekilde gördükleri pozisyonların ters değerlendirilmesi. Bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Dolayısıyla bir tepki oldu. Kulübede yaşayan
o işi, maçı takip eden teknik adamlar da ya da oyuncularımız da gördükleri şekilde değerlendirilmediği zaman tepki gösterebiliyorlar. Sayın Ergin, üçüncü savunmaya çıkması çok aslında sürpriz oldu herkes için. Burada tam olarak farklılık yaratmak, meydan maç yoksa hoca tam olarak ne düşünüyorsunuz? Müsabaka öncesinde hoca teknik heyetiyle birlikte hem rakip analizi hem kendi artılarımızı eksilerimizi değerlendirirken bugün sahaya çıktığı formasyonda ve 11 ile daha etkili olabileceğimizi düşündü. Zaten dediğim gibi Serdar da çıkana kadar biz dörtlüye dönmeden önce de yani oyunun birinci dakikasından itibaren ne kadar etkili olduğumuzu göstermiştik. Hafta boyunca da takım buna çalışmıştı ve hazırdılar. Ama maalesef elde olmayan bir oyuncu değişikliğinden dolayı tekrar eski pozisyona döndük. Fark etmez. Sonuçta böyle büyük müsabakalarda ya da her türlü müsabakada takım teknik adamının vermiş olduğu direktifler doğrultusunda ya da maç içerisindeki değişikliklere göre pozisyon almak durumunda. Bütün olana bitene rağmen biz maçı kazanmalıydık ama olmadı. Yine puan farkımızda lideriz. Bu maçta ne şampiyon olacaktık ne de ligi kaybedecektik. Bunun farkındayız. Hep dediğim gibi bizim hep bir sonraki maçımız finalimiz. Şimdi önümüzde çok ciddi bir Trabzonspor deplasmanımız var. Zannetmiyorum. Oyuncular bunu kaldırabilecek kapasiteye ve geçmişe sahip oyuncularımız ama derbilerin adı üstünde her zaman kafanda oynadığınız gibi ya da beklentilere göre olmuyor. Birçok dinamiği var. Bütün bu şartlara rağmen yine de kazanan taraf olmayı isterdik. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da yine pozisyon vermeden maçı kapatmış olmakta. Belki sezon sonunda hesaplar yapılırken artı 1 puan olarak hanemize yazılabilir. 3 puan hesaplarken 1 puan belki bize artı gelebilir. Snyder evet bizim yıllardır tam anlamıyla bir 10 numara olarak oynayan oyuncumuzdu. Bu seneki oyun anlayışımızda onun görevleri biraz arkadaşları tarafından paylaşılıyor. Yani Belhanda birebir Snyder'in alternatifi olarak değil, diğer arkadaşlarıyla beraber paylaşarak oynuyor. Oyun içerisindeki katkısı, koşusu, defansif anlamdaki mücadelesi, hava toplarındaki etkinliğiyle şu maça kadar her ne kadar o klasik anlamdaki 10 numara gibi algılanmasa da bizi başlangıç için tatmin ediyordu. Fakat bugün orada 10 kişi kalmamamız lazım. Senin yardımcı son olarak sol bek konusunda durum Dinesper Efebevic'e gerekli şansı vermemesi bugün. Sol tarafta zaman zaman dinayla kullanması. Orada bir ihtiyaç doğuruyor. Ocak ayı yaklaşıyor yavaş yavaş. Asamoah konusu çok gündemde. Bir tasarrufunuz olacak. Daha önümüzde bir zaman var. Hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarımıza biz başladık. Bunlar teknik heyetimizle koordineli olarak gerçekleştirebildiğimiz zamanlarda olacaktır. Ama şu anda hem Latovlevic hem Lindes daha bu dönem içerisinde bize çok katkı sağlayacak arkadaşlarımız. Bugünkü maçta tercih bu şekilde oldu. Ama bir sonraki maçta yine hem takımın durumu, şimdi kırmızı kartımız da var. Belanda da oynayamayacak Trabzon'da. O duruma göre teknik heyetine çıkaracaktır. Ama sonuçta kadro genişliği içerisinde oynayan oynamayan, yedekten girenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha geçen maçta olduğu gibi bu maçta da çıktı karşımıza. Çok sayıda yayıncı kuruluş vardı. Yani onlar Türkiye'de yayıncı kuruluşun herhalde yıldızlardan dolayı. Bu zamanda böyle bir şey izlemedik. Hep 11 yabancı tartışılıyor Galatasaray'da geçen hafta ama bu yabancıların altında herhalde katkıları da vardır. Yani. Ha, elbette biz sonuçta bu yerli yabancı uygulamasının 3. senesi bu regülasyon. Biz de bize verilmiş olan talimatın doğrultusu içerisinde bir takımla sahaya çıkıyoruz. Birçok ülkeden seyrediliyor olması çok keyif verici bir şey. Türk futbolu için de bence üstüne katacak bir nokta. Keşke biz bu 30'dan fazla ülkede yayınlanmış galiba. Keşke oraya bir galibiyet ile kendimizi gösterebilseydik. Sayın abi, fiksür gereği zor maçların Galatasaray için henüz başlamadığı görüşü var. Ve bu maçla beraber o zor maçların ilk Fenerbahçe maçı ve puan kaybı olması. Bu görüşe katılıyor musunuz? Yani Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor'la oynayacak. Zorlu bir periyot olacak. Bu görüş yorumunuz ne? Elbette zorlu bir periyot ama biz takımımıza güveniyoruz.
ligin başından beri bu zamana kadar gösterdikleri performansla ve uyumlarının her geçen gün daha da artmasıyla bu uzun maratonda biz ipi göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Teşekkürler. Evet, Cenk Ergün'ün de açıklamaları bu yönde, çok fazla hakem eleştirisine de girmedi açıkçası Cenk Ergün, ama teknik direktör Igor Tudor da çok fazla Cüneyt Çakır eleştirisine girmedi. Dilerseniz bir teknik adamların da açıklamasına bir bakalım. Oradan neler çıkacak, çünkü maçı özetleyen önemli açıklamalar da var değerli izleyenler. Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'la başlıyoruz. Hafta boyunca bir sistem üzerinden hazırlandık ve o sistemle oynadık. İyi gidiyorduk ama Serdar Aziz'in sakatlığı planı değiştirdi. 11-11 giderken birçok pozisyona girdik. Belki gol bulamadık ama maç öyle devam etse gol bulacağımıza emindim. Derbi planımız iyi görünüyordu. Bu zamana kadar oynadığımız 8 maçı da aynı şekilde oynamadık. Dikkatli seyrederseniz görürsünüz diyor Igor Tudor. Hakem Cüneyt Çakır'a güveniyorum. Bir hata yaptıysa da bilerek yaptığını düşünmüyorum. 10 kişiyle 1 puan kötü değil. Şimdi Trabzonspor maçına odaklanmalıyız açıklaması var Igor Tudor'un. Aykut Kocaman'a bakalım. Maçın ilk yarısı çok iyi olmasa da maçı koparmaya yakın olduğumuz bir dönemdi. İkinci yarıda tam tersiyle karşılaştık. İkinci yarıda kırmızı karta kadar Galatasaray daha iyiydi. Kırmızı karttan sonra ise sadece oyunu kontrol edebildik. Kazanamadığımız için üzgünüz, kötünün iyisi diyelim diyor Aykut Kocaman. Tabii ki yorumcularımızın bu iki demece karşı yorumunu da merak ediyorsunuz. Biraz beklemenizi rica edeceğiz. Kısa bir ara, sonrasında birlikteyiz. Ekranda olsun onlar. Diğer yandan da yorumcularımızın görüşlerini rica edelim. Hatırınızda mı yoksa tekrar okumama gerek var mı bilmiyorum. Mesela Igor Tudor'un 8 maçında biz aslında farklı şekilde oynadık cümlesi biraz daha benim dikkatimi çekti. Çok fazla bu konuda hani ben çok büyük farklar görmemiştim. Hani bir Bursa Spor maçı belki. Bursa maçında olmadık işler yaptı. Takdir gördü. Hepimiz yaptığı şeyi beğendik. Hamleyi. Mağlup durumdayken maçı kurtarmak için yaptıkları çok doğruydu. Ama bugün bu söylediği biraz herkesi durumuna düşürüyor. Yani saf durumuna düşürüyor. Hani Serdar'ın sakatlığından bahsediyor. Ondan sonra dörtlüye geçmenin doğallığından gidiyor. Hani orada ciddi bir hoca hatası var. Serdar sakatlandı, her şeyden mi vazgeçtin bir anda? Yani devam Serdar mıydı bu şeyin kilit oyuncusu? O çıktıysa Ahmet'i sok o zaman gibi. Yani bu doğru değil o söylediği. Ha, onun dışında Galatasaray'da mutsuz. Bence herkes mutsuz bu beraberlikten. Çünkü kendi saha ve seyircisi önünde Fener'i yenmek onların en büyük arzusuydu. Performanstan da memnun olmayabilirler. Neden mutsuzlar hocam? Bu kadar iyiyiz, lideriz, yenilgisiziz. Kendi saha seyircimiz önünde oynayacağız. Muhteşem transferler, uyum sağlamış. Her maç akan bir takım. Tabii. Sağdan, soldan, merkezden bol pozisyona giren, goller atan takım bugün kilitlendi. O yüzden Galatasaray taraftarı mutsuz tabii ki. Bunu da son 20 dakikaya bağlamamak lazım. Evet. Maçın genelinde yani olan bir şey. Bu arada 9 maça çıktı Galatasaray'ın. Derbi kazanamama, yani sadece Fenerbahçe maçı değil. Derbilerde kazanamama serisinde 9 maçı çıktı. Kazanamayabilir. Yani derbilerde sonuçları bilemezsin. Yani bu da kötü bir sonuç değil sonuçta. Bir puanı hanesine yazdırdı. Belki şampiyonluğun o son maçına gittiğinde o bir puan ona çok lazım olacak. Ama genel itibariyle ortaya, hocanın ortaya koyduğu performans bence yeterli değildi. Onu da kabullenmeleri lazım. Yani her şeyi halının altına süpürmek doğru değil. Çünkü o hamle, 19. dakikadaki hamle, ben Serdar'ın sakatlandığını düşünmedim. Öyle bile olsa o zaman niye vazgeçtin her şeyden? Hocam burada dikkatli seyrederseniz görürsünüz derken sanki ben zaten her maç bir şeyler yapıyorum farklı da bazıları onları görmüyor. Hani evet. Zaten hep değişik oynuyorum gibi bir şey de alıyorum ben sanki. Tabii tabii. Ama ilk defa üçlü savunmayla çıktı. Neden? Ama üçlüye döndüğü maçlar oldu hocam. Ama maç direkt içinde. Böyle oynadı olmadı maç içinde. Ya o yani bazen skoru korumak için yapabilirsin. Derin savunma yaparken evet ama tabii. Kendi sahanda derbide. Niye? Yani bu sağ elinden yemek yerken solla yemek kuralı getiriyorsun. Yemek biraz üzerine dökülünce hemen sağ elini alıyorsun. Yani Serdar sakatlanmasa devam mı edecekti? Gol yiyene kadar devam mı edecekti? Ve çok bunun merak ediyorum. Oyuncu performansına çok direkt etkisi var bence. Üçlü çıktığın zaman
bütün oyuncular üzerinde bir performans etkisi var. Sonra 19. dakikada Latolevic'i oyuna aldın. Yani normal böyle vasat bir maç çıkardı. Belki dörtlü savunma oynayıp solda oynuyorsa farklı bir maç oynayacak. Bir de ben bu üçlü savunmayla çıktı ya. Ben buna ne derim biliyor musun? Top geriden çıkarken üçlü savunma, top rakipteyken beşli savunma derim. Ne gerek var? Mariano geliyor, Tolga geliyor. Sen beşli oynuyorsun geride. Ön libero da koyuyorsun. Atakta üçlü altı. Savunma, top sendeyken çünkü açılmalı. Evet. Kaleci yedi. Sonra böyle kısır oluyor maç. Pozisyon bulamıyorsun. Şimdi ben Igor Tudor Hoca'yı çok iyi anlayabiliyorum. Teknik adamlıkta ekoller vardır. Juventus'ta uzun yıllar oynadığı için çok da başarıyla. Ve çok genç yaşta sakatlık geçirdiği için genç yaşta sakatlık geçirenler dünyanın en başarılı genç hocası Nagelsmann örneğinden yola çıkalım. Ya ister istemez kendini teknik direktörlüğe de genç yaşta alıştırıyor. İtalya'da öğrendiğin zaman İtalya'nın etkisinde kalıyorsun. İngiltere'de öğrendiğin zaman İngiltere'nin. Eyvallah. Karabük'te çok başarılıydı ama eldeki malzeme müsaitti o 3-4-2-1'lere, 3-5-2'lere. Ama Galatasaray'da değil. Ya bir kere Maicon var. Ne gerek var 3. bir stopere ya? Maicon var zaten top sendeyken adam 2. bir sabek gibi oynayabiliyor çift stoperde. 3.'ye ne gerek var? Hiç gerek yok. Kafadan silecek onu. Conte etkisi falan. Conte evet çok iyi ama Chelsea'nin müsait 6 tane stoper var. 6'sı da milli oyuncu abi. Gary Cahill yedek kalıyor. Gary Cahill'ı getir Galatasaray'a. Galatasaray'da kesin şampiyon. Hani öyle bir stoper. Ya Christensen yedek kalıyor. Getir böyle Tosic yerine Beşiktaş'a. Beşiktaş gruptan birinci çıktı şampiyonlukta kesin. Ama şunu da gördük. Ama yok. Yok elinde o malzeme yokken yapmayacaksın. Geçen sezonun en büyük hatasıydı. Bütün deplasmanlardan Galatasaray hüsranla dönüyor Tudor geldikten sonra. Niye? Boş ver hocam. Senin işte 8'de 7 yapmıştın. 9'da 7 oldu. Bir daha hiç denemesine gerek yok. Öne geçersin. 10 dakika kala. 3-0 öndesindir. Forvetin sakatlanmıştır. Çıkarırsın. Alırsın stoperi. Derin savunma yapıp zaman öldürüyorsun. Başımın üstü. Ama A planı Galatasaray'ın 8'de 7'den sonra ilk Fenerbahçe derbisinde üçlü stoper olmaz. Olmamalı. Ve şunu gördük. Bu üçlü oynarken çok etkili göründüler ama bir kaos içinde. Hani böyle planlı programlı kim nerede oynuyor belirsiz. Herkes basmaya gidiyor. 4 kişi birden basmaya gidiyor. Bir top geldi. 4'e 2 yakalandılar. O 4'e 3'e döndü gibi. Ne zaman ki dörtlü savunmaya geçti oyun dengeye geldi. Karşılıklı bir denge vardı. Öbürü biraz hani kimin ne yaptığı çok belli olmayan bir üçlü savunma. Ya bu şey vardır. Dünyanın en iyi futbol oynayan takımı son yıllarda 2000'li yıllardan sonra Messi ile birlikte kimdir? Barcelona. Böyle bir şey vardır ya birden furya olur. Bütün teknik direktörler Barcelona gibi oynamaya çalışır. Kalecisi ayağıyla top sektirmeyi bilmez. Geriden kaleciyle örnek, top çıkarmaya hemen çalışır. Veriyorum örneği. Şimdi İtalya'nın başarısı. Raycard. Herkes üçlü defans oynamaya çalışıyor. Raycard. Biraz kopya işler oluyor. Benim elimde malzeme var ona göre yemek yaparım. İkisini de ben iki de balık varken et yemeği yapamam. Bu böyle bir şeydir iki yani. İki teoriyi de böyle iki pratikle yıkacağım. Bir, Raycard Barcelona'da Guardiola'dan önce oyunu oynatıyordu. Geldi Galatasaray'a Mustafa Sarp, Barış Ayhan'la Iniesta ile yaptığını Xavi yaptığını yapmana imkan var mı? -1 milyon ihtimal. Yani sonsuza kadar denesen yine olmaz. İtalya mı? Napoli'yi örnek al. Sarri geldiğinden beri o 4-3-3, 4-2-3-1 vazgeçmiyor. Muazzam sonuçlar alıyor. Hocam sen ne ona devam ettir? İtalya'da sadece Conte mi var? Sadece bak Allegri i̇şte bile Juventus'ta bazen bak iki ayrı Şampiyonlar Ligi finali. Hatırlayalım. Barcelona ile oynadıklar 3 sene önceki. Ne oynadılar? Pogba varken, Pirlo varken. Klasik kanatsız İtalyan 4-4-2'si oynadılar. Kanatsız. 4-1-2-1-2 gibi. Ya iki tane santraforum varsa, bir de Pirlon varsa Regista olarak savunma önünde oyun kurucu oynarsın. Selçuk'u öyle kullanmıyorsan öyle oynamaz. Bak geçen hafta Selçuk'u öyle kullandı, oldu. Ya eldeki malzemeye göre yapılır canım. Yani Mircea Lucescu'nun iyi zamanlarında söylediği gibi. Ali diyor, bana suyla domates veriyorlar. Sonra diyor ki yöneticiler niye lazanya pişiremedin? Aynı yöneticiler onu kulüpten kovuyorlar o yüzden. Sonra milli takım kurtarıcıyı da getiriyorlar. O da ayrı. Ve bak yarın çıkacaklar diyecekler ki vay efendim hakemler marka değerimizdir korumamız lazım falan. Koruyacak olan sensin ver video hakemi koru adamları kuru gürültü yapma bana. Güzel bir şeyle bitirmek istiyorum kendi sözlerimi izninizle. Fenerbahçe taraftarının gelmesi deplasmanı çok güzeldi. Bakın herhangi bir olay oldu mu? Olmadı. İyi organize edersen hiçbir olay olmaz. Öyle sen taraftarı asla bir kriminalize etmeyeceksin. İki bak geldiler Galatasaray'ın rahmetli efsane taraftarı Alparslan Dikmen'le ilgili açtıkları saygı pankartı ne kadar güzeldi. Bunların devamını diliyorum. İnsanların iyi taraflarını görürseniz, iyi taraflarına hareketle davranırsanız iyi şeyler olur. Ama daha hiçbir şey olmadan taraftarı suçlu ilan ederseniz, kapatırsanız tribünleri hiçbir olayın önüne geçemezsiniz. Bugünle ilgili ben şu tespiti de yapmak durumundayım. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş nispeten, Trabzon sayıyorum. Yani oyunu organize edecek. Oyuna liderlik edecek biri çıkamıyor.
Yani bugünkü maçta özellikle diyelim son 20 dakika bir rakip bir kişi eksik. Ya biri çıkacak oradan. Bunu organize edecek. O karakteri ortaya koyacak. Ay, yapan yok. E tabi Hasan Ali'ye lafım yok. Sırayla kaptanlık veriliyor. Kaldığı işte kaç senedir oradaysa ona göre veriliyor. Yok yani. Bugün ne Galatasaray'da ne Fenerbahçe'de oyunun gidişatına göre öne çıkacak. Oyunu yönlendirip bu maçı kazanmalıyız diyecek, reaksiyon verecek bir kişi yok. Hocam bence o da çok güzel bir tartışma konusu kaptanlık evet. olayı. O kulüpte çok bulunmuş, hayır. çok forma giymiş mi kaptan olmalı? Yoksa dediğin gibi sahada karakter. Maçın gerektiğinde o inisiyatifi ele alacak, o karakterli takımdaki arkadaşlarını motive edecek, itici kuvvet olacak i̇şte bir futbolcu mu olmalı? Hemen örnek vereyim mesela. Oynama devamlılığı olan. Milan'da kaptan Bonucci, Juventus'tan geldi. Oluyor mu? Oluyor. Demek ki. Oluyor mu? Bence oluyor. Bence hiç olmuyor. Ya Bonucci Milan'ın en büyük kaptan. Sorunlarından Milan bir tanesi. Milan o yüzden mi kötü gidiyor acaba? Ya en büyük sebeplerinden bir tanesi paranın o kısmını Bonucci'ye yatırıp kaptanlığı verip Bonucci'ye sebep üçlü savunma oynamalı. Ben de seninle çok farklı düşünüyorum. Oyuncu ya o kulübün altyapısından yetişmiş olur. Büyük kaptanın hepsi öyledir ya. Totti'si, Gerard'ı falan. Ya da Pirlo gibi nereye gidersen git. Olağanüstü profesyonel. Sözleşmenin tüm maddelerinin karşılığını, paranın kuruşu kuruşuna karşılığını veren. Örnek Oğuz Çetin. Hocam siz ama... nerede? Sakaryaspor. Yetiştiğiniz altyapı da mı orası? Tabii. Tamam Sakaryaspor ama Fenerbahçe'ye kaptan. Şimdi ama Lampard örnek veriyorum. Frank Lampard West Ham'da yetişti. Chelsea'nin en iyi kaptanıydı adam ya. Ama bak, John Terry West Ham'da yetişti. Chelsea kaptanıydı. Fenerbahçe altyapısı, Sakarya altyapısı ama tamam, sahanın içinde de liderlik vasfı maçı yönlendiren Lampard inisiyatif örnek verdi. Çok, çok önemli. Aynı. Terry örnek verdim. Aynı Maldini. Mesela Hasan Ali kaptan çıkıyor. Çıksın saygı Hasan duyuyorum. Hasan'ın suçu hatası değil. Onun hatası değil. Hani işte kaptanlık kavramıyla ilgili o yüzden nasıl olmalıyı bir söyledim. Kaptanın, ak verdi. Kaptanın oynadığı mevki de çok önemli. Tabii. Aynen. Yani orta saha olsun, etkin bölgeler olsun. Mümkün ulaşabilecek olduğu kadar orta saha olmalı. Mümkün de savunmanın ortası olmalı. Hani oyun zekası yüksek olan, mesela. Tekniği yüksek olan, oyuna sürekli hükmedebilen birini yaratmak lazım. Bu kadroda bunu yapabilecek kim en yakın? Oraya doğru bu işi itmek lazım. Kim peki hocam? Ben söylüyorum. Somut olarak? Onu çalışmak lazım. Öyle ben ezbere söylersem zaten hata olur. Hocam sezon, zaten Fenerbahçe için... Sezon iyi kaptan da çıkmıyor. Hocam işte, Fenerbahçe sonunda. İçin aslında bir öneriniz vardı. Hani Valbuena'yı kaptanlık... Orada bir parantez açtım. Sadece Valbuena'yı yakından tanımadığım için evet. onun takım içi davranışlarını bilmiyorum. Ama oyun içindeki devamlılığı, temposu, sürekli kazanma azmi... Taktiksel açıdan evet. He. Taktiksel açıdan Valbuena kaptan olur. Ama kişilik olarak çok saf adam. Onu bilmiyorum. Ya takım arkadaşı şantaj yapıyor. Yazık çocuğa. O kadar iyi adam ki Valbuena. Yazık oldu yazık ki hakikaten. Boyu kısa diye neler yaptılar yıllarca. Valla deli oluyorum ben. Çocuğu eziyorlar, büzüyorlar. Benzema'nın yaptığı nedir abi Valbuena'ya? Utanır insan takım arkadaşı milli takımda. Bu... Yo artık yani. Yani gerçekten Galatasaray'da o kadar elit oyuncular var. Ben şimdi hangisi yapar? Tabii karakter şeyini bilmediğimiz için, içerisini bilmediğimiz için birinin çıkması lazım. Maicon sanki Fernando. Ben biraz Fernando'yu görüyorum. Kişisel olarak Fernando. Zaten o oynadığı kim oluyor? Selçuk. Tam orta sahanın ortasında geriye de hükmeder, öne de hükmeder. Ama Selçuk bu... çok iyi orta saha ama çok iyi kaptan olamadı hiçbir zaman. Eleştiri olarak söylemiyorum. O da çok fazla saf, fazla iyi. Biraz bir Oğuz Hoca gibi olaylara hakim olacak. Evet. Bak hatırla senin en iyi kaptanın kimdi? Oynadığı zaman. İbrahim üzülmez ya. Her şeye hakim adam. Yani. Şifo Mehmet. Şifo Mehmet tabii. Abi. Özellikle Süleyman Seba ile transfer görüşmelerinde mi diyorsun? Peki programın çok sonuna geldik. Çok. Oğuz Çetin Ali Ece ve Nihat Kahveci'ye çok teşekkür ediyoruz. Siz de bize eşlik ettiniz. Tabii ki size de teşekkür ediyoruz. Bizi hem YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda tvbuspor.com'dan da yine bizi izleme şansınız var. Kaçırdığınız programları yine bu platformlarda tekrar olarak izleyebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız. We'll be right back.